Enzubillah Namazı mineşşeytanirracim. medresede kılarım. Bismillahirrahmanirrahim. 27. mektuptan Barla Layıkası sayfa 33. Ruhu fezai kainatla beynel ecran seyri seri ile seyahat ettirecek tarzda külü eden mazume-i hakikat bilhassa bizler için büyük mazhariyettir. Ruhu fezai kainatta beynel ecram seyri seri ile seyahat ettirecek tarzda tulu eden manzume-i hakikat bilhassa bizler için büyük mazhariyettir. Tarik Nakşi hakkındaki fıkraya mukabil tarik aziz ve fakr ve şefkat ve tefekkürün hesabına tulu eden fıkrada pek çok kıymetli bir cevherdir. Bu sözler altın ile yazılsa layık iken nakıs hattımla istinsah ettim. O halde kıymeti aciz bir talebenizin yadigarı olmasındadır. Hulusi rahmetullahi aleyh. Saniyen, şu zaman isyan ve tuğyan ve küfranda, mahz inayet ve lütfu hak olan, ümmet İslami hakaik imaniye sevk ve irşada memur edilen, zat hakimanelerini, bütün ümmeti Muhammedi aleyhissalatu vesselam olduğu gibi, bu acizi de, nurlu sözlerle tarik-i nura irşat buyurduğunuzdan dolayı hürmet ve minnetle daim yad eder, dünyevi ve uhrevi muratlarınızı hasıl eylemesini Rahim, Kerim olan Allah Zülcelal Hazretlerinden abidane niyaz ve istirham eylerim efendim. Hulusi Rahmetullahi Aleyh. Kardeşimin bir fıkrasıdır. Ellerinizi öper, duanızı isterim. Dünyadan dargın, nefsinde aciz olan Abdülmecid'e güzel bir üstad, ulvi bir mürşid olacak yeni eserleriniz geldi. Lafzı bir üstadı kaybettimse de manevi, müteaddit mürşitleri buldum diye kendimi tebşir ettim. Hakikaten inşaat edecek nurlu eserlerdir. Allah çok razı olsun. Abdülmecid rahmetullahi aleyh. Evet, müteselli olduğum iki cihet var. Biri, elimizdeki mübarek sözler vasıtasıyla daima sohbet-i manevide bulunduğumuz. Diğeri, muhabbetimizin inayeti bari ile hubbu fillah mertebesinde olduğuna imanımızdır. Müteselli olduğum iki ciheti var. İki cihet var. Biri, elimizdeki mübarek sözler vasıtasıyla daima sohbet-i manevide bulunduğumuz. Diğeri, muhabbetimizin inayeti bari ile hubbu fillah mertebesinde olduğuna imanımızdır. Binaenaleyh size benim bugün ve yarın en büyük hediyem verdiğiniz dersin namınızı alarak vekaleten ala kadril imkan müminlere tebliğ eylemek. Verdiğiniz dersi namınızı alarak vekaleten ala kadril imkan müminlere tebliğ eylemek. Ve Allah'ın verdiği hakiki muhabbeti ebeden taşımak. Ve buna mukabil Erhamur Rahimin ve Ekremül Ekremin, Ahsenül Halıgın, Rabbi Rahim ve Kerim Hazretlerinden hakiki muhabbetin 32. sözün 3. mevkıfında izah buyurulan neticesine mazhar buyurulmaktır. İman tahkiki yolunda buluştuğumuz Hakkı Efendi ile niyetimiz Hakk'a, sılka, İhlasa iştirakimiz muhakkaktır. Niyetimiz iman tahkiki yolunda buluştuğumuz Hakkı Efendi ile niyetimiz Hakk'a, sıdka, ihlasa iştirakimiz muhakkaktır. Hulusi Rahmetullahi Aleyh. Bu mektubunuzdaki sual ile ve en son yazılmış olan 32. söz ile münasebet ve müşahabet nevinden bu defaki arize cevabiyem 3 vakfiyeli oldu. Demek oluyor ki Risale-i Nur manevi bir güneş. Her bir söz muhtelif kandillerden nurani yıldızlar. Ve 32. söz 3 mevkıfı ile bu yıldızların hepsinin üstünde parlayan ve enzar dikkati hah nahah üzerine celbeden halis nurdan vücuda gelmiş birinci kadirden pek nurlu, erbab-ı imana gülümseyen, ahzab-ı dalalete haşmetle bakan, gözlerini kör eden, erbab-ı gafleti uyandıran,
pek haşmetli, çok nurlu, birinci kandilden bir kevkebi nevvardır. Ne yapayım? Talebenizin dili bu kadar dönüyor. Yoksa bu sönük ifade o mübarek sözler için sarf edilmek layık olmadığını biliyorum. Bizden üçüncü maksadın tesisini sual buyuruyorsunuz. Biz Hakkı Efendi ile ittifakan deriz ki içindeki hakikatler cerh edilmez. İçinde lüzumsuz bir şey yok. Zararlı bir kayıt mutasavver değil. Dikkatle dinleyenler, Allah tevfik verirse imanı kurtarabilirler. Dikkatle dinleyenler, Allah tevfik verirse imanını kurtarabilirler. Bu hakaikle Avrupa ehli dalaletine de meydan okunur fikrindeyiz. Bu kabil dalalet ve gaflette olanlar ya mübarezeden mağlup olurlar, ya ulviyeti hissedip tagayyüp ederler, yahut Ebu Cehil gibi hakikati kabul etmemekte inat ederler veya dehşetlerinden kulaklarını kapayıp kaçarlar. Fikir ve kanaat ve imanındayız. Sözleri dinleyenlerin bir sükutu mesleği göstermeleri, izhar-ı hayret eylemeleri, kudretleri derecesinde takdiratta bulunmaları, herhalde düşündüğümüze kuvvet verir bir keyfiyettedir. Ümit ve tahminimizi tasdik ediyor Hulusi rahmetullahi aleyh. Niyetim büyük, tevfik hüdadan. Yalnız o da cemaatimize 25. söze kadar okudum. Cemaatimize 25. söze kadar okudum. Ve inşallah devam edeceğim. Emrinize tebaen ve duanıza binaen fütur getirmiyorum. Maddi vazifem oradakinden daha ağırdır. Fakat her umurumda, her işimde Allah'a isnat ettiğim için ümitsizliğe düşmüyorum. Her umurumda, işimde Allah'a istinat ettiğim için ümitsizliğe düşmüyorum. Oradan ayrıldıktan sonraki füyüzattan istifade etmeyi can yürekten arzu ediyorum. Na tamam kalan 32 ve 33. sözlerin de itmamına muvaffak olmanızı eltaf-ı ilahiyeden niyaz ederim. Hulusi rahmetullahi aleyh. Ben burada inşallah emanetçi olduğum sözleri inayet hakla ve duanız bereketiyle layıklı kulaklara duyurabileceğimi ümit ediyorum. Üstadım, müsterih olunuz. Bu nurlar ayak altında kalamazlar. Onlar dellal Kur'an'dan enzar cihana vaz eden Halık Celle Celaluhu bizim gibi kimsenin ümit ve tahayyül etmeyeceği aciz insanlarla bile neşr ve muhafaza ettirir. Halık Celle Celaluhu bizim gibi kimsenin ümit ve tahayyül etmeyeceği aciz insanlarla bile neşr ve muhafaza ettirir. Bu işi ben sayim ile, kudretim ile kazandım diyen huddam o gün görecekler ki o mukaddes hizmet zahiren ehliyetsiz görünen hakikaten çok değerli diğerlerine devredilmiş olur kanaatindeyim. O mukaddes hizmet zahiren ehliyetsiz görünen hakikaten çok değerli diğerlerine devredilmiş olur kanaatindeyim. Bu sebeple oradaki kardeşlerimizden Risale-i Nur ile çok alakadar olmalarını rica etmekteyim. Oradaki kardeşlerimizden Risale-i Nur ile çok alakadar olmalarını rica etmekteyim. Hulusi rahmetullahi aleyh. Risale-i Nur, Mektubat-ı Nur'un mütalası, tahrir edilmesi, başkalarına neşr ve tebliğe ala kadir istita çalıştırılması gibi emri hayr-ı azime, hal ve kudret-i samedani ve inayet ve lütuf-ı Rabbani ile muvaffak olduğum zamanlar ki bu evkatta, bu vakitlerde evvelen ve bizzat bu fakir istifaza istihane etmiş oluyor. Risalet-i Nur, Mektubat-ı Nur'un mütalası, tahrir edilmesi, başkalarının neşr ve tebliğ alakalı istida çalışılması gibi emri hayr-ı azimle hal ve kuvvet-i samedani ve inayet ve lütf-ı Rabbani ile muvaffak olduğumuz zamanlar ki
Bu evkatta evvelen ve bizzat bu fakir istifaza istihane etmiş oluyor. Yani bu var mesela mütalalarda tahrir edilmedi, yani araştırmalarda bu mevzuları başkaları anlatmada, neşretmekte yani ve tebliğ hizmetinde insan öncelikle kendisi istifade ediyor. Kendisi istihane ediyor, kendisi istifaza ediyor. Yani birilerine anlatmak zahiren ona hizmetken anlatıyor, yani karşısında bir şeyler, yani yükleme yapıyor. Ama aslında bu yükleme kendisine dönük oluyor. Çünkü bir yer diyor, hani şevk matiyedir. Yani şevk insan için bir binektir. Dolayısıyla şevke binip insan hareket ederse, ne kadar faaliyet gösterirse o faaliyetin hepsi aslında kendisine yatırımdır. Çünkü başkalarına zahiren bir şey anlatırken kendisi hizmete aktif kalıyor. Zaten bir nur talebesinin hizmet aktif, canlı, ruhlu olması da ona büyük bir ihsandır, hediyedir, kanaatindeyim. Bu itibarla mezkûr saatleri çok mübarek tanıyor. Hangi saatleri? Mütalaa, tahrir, neşir, tebliğ, istifaze edilen zamanlar, bu zamanları çok mübarek tanıyor. Firakına acıyor ve yaşayışının devamının tekrarını, kesilmemesini ez canı dil arzu ediyorum. Fakat ne çare ki itinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyidül Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanisine çıkıyorum. Bu sebeple cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar keşke enfası mağdude-i hayattan olmayaydı der diyorum. Burada tekrar okuyayım mı şu burayı? İtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyidül Kevneyn Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbul Alemin Teala ve Tekaddis Hazretlerinin huzuru la mekanisine çıkıyorum. Burayı biraz düşünebiliyor muyuz böyle? Yani bu her nurları okuyuşundan mı oluyor? İşte diyor ya, itinam edebildiğim vakitlerde şartını sayıyor. İtinam etmek. İtinam ne çıkıyor lügatta? Okuyorum. Yani fırsatını yakalamak. Fırsatını bulduğu anlarda, kısacık vakitlerde diyor. Zübeyir abi buna konferansta 5 dakikanı bile boş geçirmeden okumaktan bahsediyor. Sonra ne diyor? Zihnini safileştirip nurların karşısına en geçtiğinde zor, yani tecerrüt ettiğinde, zihnini safileştirip nurların karşısına geçtiğinde şöyle düşünüyor. Bir, Kur'an'ın mucizeleri mecmuasının karşısından diyor. Kitabın başında. İki, üstadımın medresesindeyim diyor. Üç, Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam Ravzasındayım diyor. Dört, Cenab-ı Hakk'ın huzurundayım diyor. Onun mekanındayım diyor. Mekan olmayan mekanda. Bir de şey diyor. Huzuru la mekani diyor buna. La zaten yoktu. Mekandan bir mezzet. Evet. Mekansız huzur. Evet. Huzur. Mesela huzur kimde olur diye bir sormuşlar. Cevabında şunu vermişler ona. Huzur hazır olanda olur demişler. Yani yaptığı şeyin farkında olan, yaptığı şeyin ne için yaptığını farkında olanlarda huzur olur demişler. Hazır olanlar ne yapıyor? İşte yaptığı şeyin farkında olanlar. Ya da öbür tarafa gitme hazır olma. Helal olsun hazır. Oğlum, oğlum. Herkes hazır. Öbür tarafa gitmeye hazırsa huzur vardır ya. Yani yaptığı şeyin farkında olan. Huzura çıkmak derler ya yani. Hazır. Huzur, huşu. Huzuruna çıkıyorsun. Manasındaki huzur. Tadilerken mesela. Huzur. Bu tip şeyler.
Bu sebeple, yani bu dört saydığı sebeple cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar keşke en faz maddi hayattan, hayatımın zamanlarından olmayaydılar diyorum. Hulusi Rahmetullahi Aleyh. Sayfa 36, birinci paragraf. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahuru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Abilerimizin ruhları için El Fatiha.